Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, para ve finans konularının öne çıktığı önemli bir ay başlıyor. Haziran ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 4 Haziran'da Yay burcunda dolunay meydana gelecek. 5 Haziran itibariyle gezegeniniz Venüs Aslan burcundaki yolculuğuna başlıyor. Ve 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek. Mars ay boyunca Aslan burcunda. 18 Haziran'da ise İkizler burcunda yeni ay doğacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili boğalar, Güneş ayın 21'ine kadar İkizler burcunda ilerliyor olacak ve 4 Haziran'da Yay burcunun 13 derecesinde dolunay var. Dolunay ayın ilk yarısını şekillendiren önemli etkiler barındırıyor. 2-8 aksınızın hareketli olduğu bir ay. Bu da daha çok para, finans konuları, kişisel kazançlarınız, harcamalarınız, borç alacak konuları, paylaşımlarınızla ilgili alanlara dikkat çekiyor. Yay burcundaki dolunay tam da bu alanda 8. evinizde bir dönüşüm, bir sonuç alma getirebilir. Örneğin bir kredi beklentiniz sonuçlanabilir. Bir borç alacak konusu sonuçlanabilir. Vergi, sigorta gibi konular. Bununla birlikte emeklilik gibi bir konunuz. İlişkilerle bağlantılı finansal paylaşımlarınız, bir miras paylaşımı, nafaka, tazminat gibi bir konu. Genel olarak yani parayı konuşup, parayı düşünüp, maddi konularda düzenlemeler yapacağınız, muhasebe işleri yapacağınız bir ayda olduğunuzu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 13 derece yay burcundaki dolunay değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Eğer kişisel haritalarınızda İkizler, Başak, Yay ya da Balık burçlarının 13 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için çok daha etkili olacaktır bu dolunay. Bahsettiğim etkileri de daha fazla hissedebilirsiniz. Dolunayla birlikte Mars ay boyunca Aslan burcunda ve 5 Haziran'da yönetici gezegeniniz Venüs'ün Aslan burcuna geçecek olması ayın genelinde özel yaşam, ev, aile, yuva, emlak konuları, ebeveynlerle ilgili konuları da sizin için önemli hale getiriyor. Çünkü enerjinizi buralara daha fazla yönlendireceksiniz. Evde yapılacak işler olabilir. Evde tadilat olabilir. Evinizi güzelleştirmeniz, dekore etmeniz söz konusu olabilir. Bununla birlikte belki evde biraz mücadele gerektiren konular var. Enerji harcamanız gerekiyor eve. Bu bir taşınma konusu, yer değiştirme konusu, emlak almak, satma gibi bir konu olabilir. Aileyle ilgili konular öne çıkıyor. Bazı boğalar belki evlilik, yuva kurma gibi bir tema içerisinde ya da ebeveynlerle ilgilenmeleri gerekiyor. Ama Venüs iyicil bir gezegen olarak 5 Haziran'dan itibaren evde mutluluk getirebilir, evdeki şartlarınızı iyileştirebilir ya da aile üyelerinden mutluluk alabilirsiniz. Evde toplantılar, kutlamalar, davetler olabilir. Bu sizin için bence özellikle ev, yuva, aile konularında güzel bir dönemi işaret ediyor sevgili boğalar. 11 Haziran'dan sonra Merkür İkizler Burcu'na geçecek ki Merkür İkizler Burcu'nun yöneticisidir ve çok hızlanacak. Para evinize gelecek. Bir süredir parasal konularda işte Merkür'ün gerilemesi nedeniyle sıkıntılarınız, duraklamalarınız olmuş olabilir. Ama Haziran sizin için parayla ilgili çok önemli bir ay. Yani bu ay para konularında kararlar vermeniz, işte alışverişleriniz varsa yapmanız, İşle ilgili konularda girişimlerde bulunmanız, yatırımlarınızı düzenlemeniz mümkün. Zaten Merkür burayı hızlandıracak. Yani parasal kazançlarınızda hızlanmalar olabilir. Parayla ilgili trafiğin artması mümkün. İş, ticaret konularında da Merkür ikizlerde çok iyidir. Yani burada sizin için verimli bir dönemi başlatıyor. Ve 18 Haziran'da 26 derece ikizler burcunda dolunay meydana gelecek. Sizin için bu dolunay günlük hayatınız, iş ve mesleki konularda önemli bir yeniliği getirebilir. Tabii ki bunu para kazanmakla ilgili düşünürsek ay genelinde belki bir işe başlayacaksınız ya da çalışma ortamlarınızda bir yenilik söz konusu olacak, bir düzenleme söz konusu olacak. Ve burada belki daha önceden görüştüğünüz konularda, hani iş konularında süreçte olan, beklemede olan bazı kararları verebilirsiniz. Maddi durumunuzla ilgili alanlarda var olan paranızı nasıl kullanacağınız, işte nasıl yatırım yapacağınız ya da bir mal varlığınız var, bunu yönetmek, satmak, kiralamak olabilir. Bunlarla ilgili bazı girişimleriniz olabilir. Tüm bu alanlarda İkizler yeni ayı size yeni kapılar açacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların İkizler, Başak, Yay ya da Balık, bu burçların 26 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için daha etkili olacaktır. İş, parasal kazançlar bakımından. Ancak bir şeye dikkat edelim. Bu yeni ay sırasında Neptün'ün
Güneş ve Ay'la kare açısı var ve 17, 18, 19, 20 Haziran gibi etkileri belirgin. Bu durumda Neptün olan yerde biraz hani belirsizlikler ve karışıklıklar olabilir. Parayla ilgili vereceğiniz her türlü kararda dikkatli olun. Böyle çok hayalci, çok idealist olmamak lazım. Aldığınız tekliflere dikkatli yaklaşın, alışverişlerde dikkatli olun. İşte paranızı kaybetme gibi konularda ya da yanlış karar verme konularında riskleriniz olabilir. Herkes için değil tabii ki. Bu tamamen kişisel haritalarınızla alakalı. Dolayısıyla parasal konularda daha güvenli, daha emin, daha dikkatli hareket etmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. 21 Haziran'dan itibaren Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Ayın son günlerinde 3. ev etkileriniz yavaş yavaş artık öne çıkmaya başlıyor. Bu Temmuz ayının ilk yarısında şekillendirecek. Biraz etrafınız, yakınlarınız, akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili konular, komşularınızla ilgili konular hareketlenmeye başlıyor. Seyahatleriniz, yolculuklarınızla da ilgili bazı düşünceleriniz artık yavaş yavaş netleşmeye başlayabilir. Bunlarla ilgili bazı kararlar verebilir, düzenlemeler yapabilirsiniz sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Boğa, Zodyak'ta ikinci burçtur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. 21 Nisan-20 Mayıs arasında doğan kişiler Boğa burcundan kabul edilir. Boğa burcu, toprak elementinden sabit nitelikli bir burçtur. Boğalar genellikle sabırlı, maddi manevi güvenliğine önem veren, kararlı, soğukkanlı, azimli kişilerdir. Boğa burcu sahip olduğu değerleri her zaman korumak ister. Para ve mallarının yanı sıra sevdikleri kişilere karşı da içgüdüsel olarak böyle davranır. Mülkiyetçi bir yapısı vardır. Onlar için yaşamlarında huzur çok önemlidir. Huzurunu ve rahatını kaçırabilecek ortamlardan hemen uzaklaşabilirler. Kendilerine güven ve konfor sağlayacağı için para onlar için önemli olacaktır. Hayal güçleri zayıf olabilir. Onlar için daha çok elle tutulur, gerçekçi değerler daha önemlidir. Yönetici gezegenleri Venüs, güzellik, estetik ve sanatsal değerler verebilir. Dünyasal zevkler, beş duyuya hitap eden kavramlar, dokunma, yeme, içme, cinsellik onlar için önemlidir. Liderlik özellikleri fazla yoktur. Yeni bir işi başlatmak yerine süre gelen işleri istikrarlı bir şekilde uzun süre devam ettirebilirler. Zodyan en sabırlı burcudur. Değişiklikten çok hoşlanmaz. Bu nedenle aynı ortamda yıllarca hareket etmeden kalabilir. Çok güvenilir kişilerdir. Maddi manevi her konuda güven ve istikrar ararlar.